Atıl Kutuoğlu'ndan Dilek Hanife, birbirinden ünlü modacılar, Tülin Şahin'den Özge Ulusay'a birbirinden ünlü modeller ve seyirci koltuğundan magazin dünyasının tanıdık simaları. İstanbul Moda Haftası'ndan en özel anlar geliyor şimdi ekrana. Her gün kent tasarımı giymeyi planlıyorum. Bize özel el örgüsü. Ünlü oyuncu Hatice Aslan cesur seçimiyle genç kızlara taş çıkardı. O romantik kıyafetleri çok seviyorum. Bana çok kadınsı geliyor. Takipçileri Çağla Şükeri sosyal medyada neden eleştiri yağmuruna tuttu? Ünlü model hangi sözleri için yanlış anlaşıldım dedi. Bu sefer yeniden bir çullanma oldu yani üstüme resmen. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri podyumda nasıl şov yaptı? İstanbul Moda Haftası'nda yaşananlar, defileler, özel sohbetler ve 2017 modasına dair her şey Magazin 8'de. Cihan Nacar'ın 2017 yaz koleksiyonunu tanıttığı defiledeyiz. Baş manken ünlü model Tülin Şahin yine göz kamaştırıyor podyumda. Anlaşılan önümüzdeki yıl plajlar gece davetlerini aratmayacak, mayolar abiyelerle yarışacak. Gece elbiselerinde olduğu gibi mayolarda da asimetrik kesimler, damla pençeler ve düşük omuzlar çok moda. Kaan Tangöze ile evlenip iki çocuk annesi olduktan sonra ekranlardan uzak duran seçkin piriler boşanmanın ardından modaya el atmaya karar vermiş. Biliyorsunuz moda tasarımını bitirmiştim ben. Evet. Onun için hazırlamıştım. Şimdi Fashion Week kapsamında geleceğim her defilede her gün kendi tasarımımı giymeyi planlıyorum. Seçkin piriler tasarımcı olarak moda dünyasına dönmeyi planlıyor ama aklı da hala podyumda. Düşünebilirim çünkü ben çok seviyorum podyuma çıkmayı. Yani ilk göz ağrım. 15 yaşında ilk kez çıkmıştım. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin adı ihanet iddialarına karışınca seçkin piriler 6 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Ama çocukları için hala bir aradaymışlar. Zaten aynı evin içindeyken çok çok güzel ilgileniyordu. Şimdi ilgileniyor. Tabii konserleri hiç olmadığı zaman mesela genelde bizde. Ne görüyor çocukların? Haftada 3-4. Şimdi de Tuğba Ergen'in doğadan ilham alarak yarattığı koleksiyona göz atmak için bir başka podyuma kameralarımızı çeviriyoruz. Yumuşak kumaşlar, pastel tonlar, düşük omuzlar ve uçuşan formlar bu kreasyonun göze çarpan detayları. Defileyi izlemeye gelenler arasında Begüm Kütük de var. Kendisi de eski bir best model olan ünlü oyuncu, podyumu özlemiş sanki biraz. Podyuma çıkmadım ama aradan yıllar geçti. Böyle bir sürpriz küçük bir şey olsa evet harika olabilir yani. Begüm Kütük podyuma çıkma hayali kuruyor ama seyirci koltuklarındayken bile podyumdaki modellere taş çıkarıyor. Özellikle aksesuarları göz alıcı. Onu çok seviyorum. Ondan sonra bunlar da küçük böyle farklı şeytan boynuzları gibi. Sırada moda haftasının en ilginç tanıtımlarından biri var. Ünlü modacı Dilek Hanif pek çok meslektaşı gibi defile yapmak yerine bir sergi açmayı tercih etmişti. No. 2017'de vitrinlerde yerini alacak yeni kreasyonlardan tek omuzlu, diz altı siyah elbisesi ve pırlanta küpeleriyle şıklık yarışının galibi olan Çağla Şükel sadece 10 dakikada hazırlanmış. Zaten sabahtan makyajım hazırdı, bir kırmızı ruj sürdüm. Üzerimdeki zaten Dilek Hanif elbisesi sağ olsun hakikaten 10 dakika sürmedi yani hazırlanma. Gelelim geçen haftaya damga vuran açıklamalarına. Çağla Şükel verdiği bir röportajda evlenmek ve üçüncü kez anne olmak istediğini söylemişti. Tabii ki yani çocuğum olsun tabii ki isterim ama dedim tabii ki çocuk yapmak için evlenmek lazım dedim bu yani. Bu sözleri yanlış anlaşılınca sosyal medya takipçilerinin hedefi olmuş ünlü manken. Siz dışarıdan çok soğuk görünüyorsunuz herhalde sizin kadar güçlü hani ayaklar üzerine duran bir kadına herhalde yanaşmaları zor oluyor dedi. Ben de evet çekiniyorlar herhalde dedim yani çekiniyorlar da dedim. Ben de olsam pek yanaşmam dedim. Çağla Şükel bir yandan evlenmek için bir kez daha anne olmak istediğini söylüyor ama bir yandan da kapıları kapatıyor. Yok niye evlenmek istiyorsun da yok işte
eski eşinden nasıl ayrıldığında falan diye bu sefer yeniden bir çullanma oldu yani üstüme resmen. O yüzden kapılarla ilgili bir şey söylememeye karar verdim. Ne açık ne kapalı belli olmaz. İstanbul Moda Haftası'nın bir diğer konuğu dünyaca ünlü Türk modacı Bora Aksu'ydu. Tropikal çiçekleri, gökkuşağı renklerini etnik desenlerle birleştirerek yine harikalar yaratmıştı genç modacı. Defileyi izleyenler arasında ünlü oyuncu Hatice Aslan da vardı. 54 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziği ve cesur kıyafetiyle podyumdaki mankenlere taş çıkardı. Gerçekten hani böyle o romantik kıyafetleri çok seviyorum. Bana çok kadınsı geliyor ve kadının erkekten ayrılan yanıdır bu. Derin göğüs dekolteli, mor civert bluzu ve pilili eteğiyle göz kamaştırdı Hatice Aslan. Bu güzelliğin arkasında bir estetik müdahale olmadığını da üstüne basa basa söyledi. Herhangi bir yüzde müdahaleye karşıyım açıkçası. Çünkü ben bir oyuncuyum. Dudağıma yaptıracağım herhangi bir şey benim ifademi kaybettirir. Atıl Kutuoğlu kreasyonunun olmadığı bir moda haftası tabii ki düşünülemez. Atıl Kutuoğlu 2017'nin temel rengini beyaz olarak belirlemişti. Anverop yakalar, büyük şapkalar, kahverengi desenlerin hakim olduğu saten kumaşlar öne çıkan parçalardandı. Özge Ulusoy'un podyuma çıktığı defile büyük ilgi gördü. Bakın konuklar arasında kimler var? Ünlü oyuncu Meltem Cumbun kendinden simli dantel elbisesiyle hemen kalabalık arasından seçiliyor. Annesini yıllar önce kanserden kaybeden Meltem Cumbul, manevi değeri çok yüksek bir elbiseyle katıldı defileye. Annemden kalma bir elbise, özel el örgüsü, dolayısıyla el emeği bir şey olduğu için çok kıymetli. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'la evlendikten sonra oyunculuğa kısa bir ara veren Merve Boluğur da Atıl Kutuoğlu defilesindeydi. Yine baştan aşağı siyah giyinmişti. Evet her zamanki halim. Seviyorum, kendimi rahat hissediyorum, mutlu hissediyorum, o yüzden siyah giyiyorum. Sırada İstanbul Moda Haftası'nın en marjinal defilesi var. Sosyetenin ünlü isimlerinden Deniz Berdan'ın sıra dışı defilesinin ana çizgileri sosyal mesajlar taşıyan karikatür desenli kıyafetlerden oluşuyordu. Bakın defilenin açılışını kim yaptı? Evet doğru gördünüz. Saçını tepeden toplayıp ilkokul çocuğu görünümüyle podyumda salına salına yürüyen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri. Ben şimdi düzgün yürüsem bana röportajda böyle 8 mikrofon uzatılır mı? Sırtımı okşarsınız. Elinden geleni yaptın Goncacığım. Olmadı mı olmuyor diye beraber yürürdük. Bir sürpriz de kapanışta vardı. Bu kez podyuma çıkan kişi Rüzgar Erkoçlar oldu. Gonca Vuslateri her zamanki gibi rahat, Rüzgar Erkoçlarsa biraz utangaçtı. İnanılmaz performans çıkardılar. Yani her birine tek tek teşekkür ediyorum. İlk defa podyuma çıktım. Galiba başardım. Survivor 2016'nın şampiyonu Avatar Atakan da İstanbul Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Ama defileden önce kulise gidelim, biraz sohbet edelim. Zaman zaman podyuma çıkmıştım var. Şimdi ringlerdeydik. Şimdi bugün yine podyum günü, bugün podyumdayız. Ringlerden podyumlara transfer olan Atakan, beyaz smokiniyle pek yakışıklı görünüyordu. İlk defa böyle beyaz bir takım giydim. Bana göre güzel oldu, bilmiyorum, insanlar beğenecek mi? Ve podyum zamanı. Atakan tüm ihtişamıyla defileye damga vurdu desek yeri. Defilenin tek sürprizi Atakan değildi. Bakın pudra pembesi kısa paçalı pantolonlu kim yürüyor podyumda? Doğru gördünüz. Kısa pantolonuyla podyumun tozunu attıran ünlü şarkıcı Sinan Akçıl. Tüm bana gördüğüm en büyük aşksın. Son öpüşüm cennete kalsın. Zaten ölmüşüm sensin. Nasıl aşktı?